ayrılık ateşi, hasret ateşi, cehennem ateşinden daha yakıcıdır. Buna bir insan bu ebedi hayatta nasıl razı olur? Hazreti Sevban'ı düşünün. Peygamber bir gün mescitten çıktığında onu sararmış, solmuş görüyor. Ona soruyor, bir kaybın, bir rahatsızlığın, bir sıkıntın, bir derdin mi var? Ya Sevban, buyuruyor ki Hazreti Sevban'ı, ya Resulallah, şimdi yatsı yıkıldık, çıktık. Sabaha kadar siz hane-i saadetinizde olacaksınız, bir daha sabah namazı belki sizi görebileceğiz. Gece sizden ayrıyız. Düşünüyorum ki yarın ahirette siz makam-ı mahmuda mekad-ı sıdka çıktığınızda Allah'ın size tahsis edeceği o tahtınızda, köşkünüzde biz sizi bir daha nereden görürüz ya Resulallah? Bunu düşününce sizin ayrılığınıza tahammül edemiyorum, rengim sararıyor, içim kaçıyor ya Resulallah. Sizle bir daha görüşememek duygusu beni bütün bütün perişan ediyor. Ben gecenin hasretine dayanamazken ve mahşerde sizi hiç göremezsem. Resulullah Efendimiz kucaklıyor, Sevban kucaklıyor, okşuyor. La tahzen ya Sevban, Sevban üzülme. Üzülmesen, el mer'u ma'amen ahabbe, kişi sevdikleriyle beraberdir buyuruyor. Sen eğer bu sevginde samimi isen, bu davanda samimi isen, sen bizimle birliktesin. Evet. Sahabi peygamberin hasretine dayanamıyor. Hazreti Ebu Hureyre'ye Cenab-ı Peygamber buyuruyor ki, bazen de git kendi işlerine bak. Senin işin gücün yok mu? Senin bir özel hayatın yok mu? İşine gücüne bak. Her gün burada mescittesin. İşlerinde hallet. Emir diye Hazreti Ebahir mescitten çıkarken bir direğin etrafından dolanıyor, geri geliyor. Direği dolanıyor. Huzura geliyor. Yine Efendimiz buyuruyor ki, bir şey mi soracaksın? Şey mi oldu? Siz git diye emrettiniz, ancak gayretim o kadar beni götürdü ya Resulallah. Lütfen beni uzaklaştırmayın buyuruyor, beni huzurunuzdan çıkarmayın. Şu direğin arkasına gitmeye tahammül edemiyor Hazreti Ebu Hureyre. Resul'den ayrı kalmamak için. Ya o ebedi hayatta biz Allah'tan mahrum olursak, aman ya Rabbi. Onun Resulünden mahrum olursak,